Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de nüfus konusunu işleyeceğiz. O zaman hadi bakalım hız kesmeden bugün bizleri neler bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi içeriğimize baktığımızda önce Türkiye'deki nüfusun tarihsel süreçteki değişiminden bahsedeceğiz. Yani Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye nüfusu kaç milyonmuş? Günümüzde Türkiye nüfusu kaç milyon? Bunlarla ilgili o nüfusumuzun artmasındaki temel sebepler nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz ve devamında Türkiye'deki nüfusun her yerde dengeli dağılmadığını, bazı yerlerde nüfusun yoğun, bazı yerlerde nüfusun seyrek olduğunu, bunun temel sebeplerini işleyeceğiz ve Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerinden bahsedeceğiz. Yani biz bunu dünya nüfusunda yapmıştık ya, cinsiyete göre dünya nüfusu dedik. Onun dışında kır kent nüfusuna göre dünya nüfusu dedik. Bunların hepsinden de teker teker bahsetmiş olacağız. Biz aslında burayı böyle parça parça gittik. Önce dünyada nüfustan bahsettik. Nüfusun özellikleri dedik. Daha sonra bu nüfus sayımlarıyla birlikte piramitler oluşturduk ve bu piramitlerin özelliklerinden bahsettik. E şimdi dünya kısmını böyle gördükten sonra nereyi de görmemiz lazım? Türkiye'yi de görmemiz lazım ve bu noktada Türkiye'de nüfusta diyoruz ve ders bittiğinde bu dersin bize sağlayacağı en önemli fayda Türkiye'nin nüfusunun değişimi. Bu değişim üzerinde etkili olan faktörleri ve Türkiye'nin nüfusunun özelliklerinden bahsetmiş olacağız ya da siz öğrenmiş olacaksınız diyebiliriz. Şimdi ders bitti. Tabii ki de bu konu aslında evet bizim için 10. sınıf anlamında çok önemli bir konu ancak hem TYT anlamında hem de MSU anlamında önemli bir konu. Yani nüfus ÖSYM'nin sevdiği konulardan bir tanesi. O yüzden arkadaşlar şunu da unutmayalım. Ders bittiğinde bu konunun güzel bir şekilde öğrenilebilmesi için senin ne yapman gerekiyor? Hemen şöyle sıfırdan ona Soru Bankası o konu özetli kitabımızı açıp 124-130 arasını çözmen gerekiyor. Bir de Dinamo Coğrafya Soru Bankası kitabında da 111-116'yı bitirmen gerekiyor. Ve aynı zamanda burası ikinci dönem birinci yazılıda da mutlaka ve mutlaka karşına soru gelebilecek bir kısımdır diyebiliriz. Hadi başladık. Şimdi Türkiye'deki nüfusun değişimi dedik. Şimdi bizim ülkemize baktığımızda Osmanlı Devleti'nden itibaren günümüze kadar farklı amaçla biz nüfus sayımları gerçekleştiriyoruz. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisindeki ilk sayım Osmanlı Devleti döneminde yapılıyor ve bu sayım 2. Mahmut döneminde yapılmıştır. Yani 1831 yılında yapıldığı tahmin ediliyor ve bu tarihte Anadolu nüfusunun yaklaşık 7 milyon civarı olduğu söylenmekte. Yani bu dönemde yapılan nüfus sayımında yaklaşık 7 milyonluk bir nüfus var. Neden biz şimdi buraya yaklaşık dedik ya? Kesinlikle 7 milyon demedik şundan dolayı. Bu sayımın temel amacı hem asker sayısını belirlemek hem de halktan alacağımız vergi miktarını belirlemektir. Şimdi sen asker ve vergi sayısını belirlemek istiyorsan kimleri sayacaksın? Sadece erkek nüfusunu sayacaksın. O zaman bu dönemdeki yapılan sayımlarda biz ne yapıyoruz? Sadece erkekleri sayıyoruz. Peki bu dönem öncesinde sayımlar yok mu? Tabii ki de yok. Ama biz bazı olaylardan sayımlarla ilgili verilere ulaşabiliyoruz. Nedir bunlar? Fatih Sultan Mehmet döneminde vergi gelirlerinin yazıldığı tahrir defterleri var. E ben sonuçta sayım kısmında haktan alacağım vergiyi belirlemek için de nüfus sayımı yapıyor muyum? Ve bu tahrir defterlerine bakarak da o dönemki tahmini nüfuslar hakkında ne yapabiliyoruz? Yorumlar yapabiliyoruz. Peki... Bu dönemden sonraki sayımlar ne zaman gerçekleştirilmiş? 1844 yılında Abdülmecit döneminde gerçekleştiriliyor ve bu dönemde Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak 10 milyon civarında olduğu tahmin edilmekte. Ve bunun devamında kim yapmış? Sultan Abdülaziz yapmış 1874 döneminde. Bu dönemde de Anadolu nüfusunun 12 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor. Peki... Anadolu coğrafyasında ilk sistemli düzenli nüfus sayımı ne zaman gerçekleştirilmiştir derseniz 1927 yılında gerçekleştiriliyor ve bu sayımda Anadolu nüfusu 13.6 milyon kişi çıkıyor ve 1927 yılından sonra her 5 yılda bir nüfus sayımı yapılması kararlaştırılıyor. Yani 0 ve 5'li yıllarda 27 yılından sonra nüfus sayımları yapılması kararlaştırılıyor. Nereye kadar derseniz 1990 yılına kadar. Bakın şurada 1990 yılı var ya. Bu yıldan sonra her 10 yılda bir nüfus sayımı yapılması kararlaştırılıyor ve sevgili arkadaşlar Buradan sonraki sürece baktığımızda 2007 yılından sonra artık biz adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçiyoruz ve her yıl nüfusla ilgili verileri ulaşabiliyoruz ya da verilerle ilgili yorumları yapabiliyoruz. Burada bizim tarihsel süreç içerisindeki Türkiye nüfusu ile ilgili değişime baktığımızda karşımıza 3 tane dönem geliyor. Bunlardan birincisi 1927 yılından başlayıp 1900 60 yılına kadar olan dönem yani şu dönem. Bu dönemin baş kısmında ülke nüfusumuz 13.6 milyon kişiydi. Bitiş kısmına geldiğimizde nüfusumuz 25 milyonun üzerinde gerçekleşti diyebiliriz sevgili dostlar. Peki bu döneme baktığımızda nüfusumuz artmış mı? Artmış. 13.6 milyondan 25 milyona çıkmış. Yani nüfusumuz 2 kat olmuştur diyebiliriz. Şimdi peki bu dönemde nüfusumuzun artış göstermesindeki temel sebepler nedir dersek? Az bir nüfusumuz var. Nüfus hem asker anlamında, hem siyasi anlamda, hem de ekonomik anlamda bir güç. O yüzden bu dönemde biz nüfusun artış hızını artırıcı politikalar uyguluyoruz. Yani çok çocuklu aileleri vergilerden muaf tutuyoruz ve bunlara madalyalar veriyoruz. Ve aynı zamanda bu dönemde nüfus artış hızımızı artırıcı politika uyguluyoruz ya Anne ve bebeklerin sağlığının iyileşmesi için halk sağlığı merkezleri kuruyoruz. Hem doğum anında hem de doğumdan sonra anne ya da bebeğe bir şey gelmemesi için olumsuz bir durumla karşılaşmamak için sağlık hizmetlerinde iyileşmeler yapıyoruz. Bir de sınırlarımız değişti. Yeni bir sınırımız var ve bu dönemde özellikle diğer ülkelerden gelen göçle bir nüfus var. Göçle gelen hemen şuraya da şöyle nüfus diye yazalım. Bu da Türkiye nüfusunun artmasındaki temel sebeplerden bir tanesidir ama en önemli olaylardan bir tanesi Hatay'ın anavatana katılmasıdır. İşte tüm bu sebeplerden dolayı Türkiye nüfusu 13.6 milyon kişiden ne kadara çıkıyor? 25 milyonun üzerine çıkıyor. Birinci dönemimiz böyle. İkinci döneme dikkat edin. 1960-1985 yıllarını kapsar. Yani 60 yılında 25 milyonduk ya. 1985 yılını kapsar ve bu dönemde arkadaşlar şöyle bir dikkat ederseniz nüfusumuz 25 milyondan ne yaptı? 50 milyona yükseldi. Peki bu dönemdeki olaylarımız ne? Şimdi bizim Cumhuriyet tarihindeki en yüksek nüfus artış hızımız 1960'lı yıllarda yaşanıyor. Binde 25'in üzerinde. Bu çok yüksek bir sayısal değerdir. Eğer ki nüfus artış hızımız bu kadar yüksek devam ederse 1960 yılı sonrasında ekonomik ve sosyal anlamda ciddi sorunlar yaşayabiliriz. O yüzden bu dönemde biz nüfusumuzun artış hızını azaltıcı politika uyguluyoruz. Özellikle de yurt dışına yapılacak işçi göçlerini özendiriyoruz. Çünkü bu işçi göçü yapacak bireyler Evlenme çağındaki bireylerdir. Eğer ki bunlar yurt dışına işçi göçü anlamında giderse evlilik yaşı yükselir. Ve bu çocuk sayısının azalmasına ister istemez nüfus artış hızımızın da düşmesine sebebiyet vermekte. Ve bu dönemin en önemli olaylarından bir tanesi... Aile planlamasının hayata geçirilmesidir. Bu dönemde 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı kuruluyor ve Devlet Planlama Teşkilatı bu kararı alıyor diyebiliriz. 1985 sonrasında ise 50 milyonluk nüfustan nereye geldik? 86 milyonluk nüfusa geldik. Son dönemde nüfusumuz şöyle 86 milyon yazalım. Bu dönemde özellikle nüfus artış hızımız azaldı ve biz burada kırdan kente yoğun bir şekilde göç hareketi gerçekleştirdik diyebiliriz. 85 yılı sonrası için. Bizim şimdi burada özellikle karşımıza ne gelecektir dersek Ahanda da şu görmüş olduğunuz nüfus artış hızını gösteren grafik gelecektir. Bak nüfus artışı demiş ya buraya hemen onun yanına neyi göstermiş? Binde diye işareti göstermiş. İki tane böyle sıfır olursa o binde olacaktır. Yani yüzdenin yanında bir tane daha sıfırı görmem gerekiyor binde için. O zaman bu bizim nüfus miktarımızı değil nüfus artış hızımızı gösteren bir grafiktir. Bak zaten şuraya da şöyle nüfus artış hızı diye ne yapmışım? Yazmışım sevgili arkadaşlar. Peki benim karşıma böyle nüfus artış hızını gösteren bir grafik gelir. Ve şunu unutma. Grafikteki bu kutucukların yani dairelerin hepsi sıfırın üzerinde mi? Yani artı değerde. O zaman ben bu grafiğe bakarak nüfusumuz hep, nüfusumuz sürekli artmıştır yorumu yapabilir miyim? Tabii ki de yaparım. Neden bunu yapıyorum? Çünkü benim buradaki değerlerimin hepsi bakın dikkat edin neyin üzerinde? Sıfırın üzerinde. Bu birincisi. İkincisi şu. Nüfusun en az olduğu yıl. Bak en az nüfus buna göre grafinik başlangıç kısmı. Nüfusun en fazla olduğu yıl ise piramidin ya da grafiğin bitiş kısmıdır diyebiliriz. Bak en az nüfus nerede? Başlangıçta. En fazla nüfus nerede? Bitişte diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Peki artış hızının en yüksek olduğu yıl neresidir dersek? Ahanda tam burası. Bak 1960'lı yıllar. Binde 28'lik bir nüfus artış hızımız var. Şuraya da şöyle diyorum ki artış hızı en yüksek olduğu dönem diyorum. Artış hızı başka bir şey. Nüfus miktarı başka bir şeydir. Peki bana şöyle bir şey deseydi. 2019 yılından 2021 yılına gittiğimizde nüfusumuz azalmıştır. Bak şuraya şöyle yazıyorum. Diyorum ki nüfus azaldı derse doğru olur mu olmaz mı dediğimizde bu ifade sevgili arkadaşlarım yanlış bir ifadedir. Peki bu ifadenin doğru kısmı nedir dersek artış hızımız azaldı. Artış hızı azaldı. Bu ifade ise doğru bir ifadedir. Ve aynı zamanda bu dönemde nüfusumuz ne yaptı? Nüfusumuz arttı. Çünkü artış hızımız sıfırın üzerinde artı bir değerde mi? Kesinlikle artı bir değerdedir. Bakın mesela Cumhuriyet'in ilk yıllarında nüfus artış hızımız azalıyor. Bunun temel sebebi 2. Dünya Savaşı'dır. Ama nüfusumuz ne yapıyor? Artıyor. Ben bunu nereden biliyorum? Ben bunu buradan biliyorum. Bak 19 şuraya geliyorum. 35, 45, 50 diyor değil mi? Artış hızımız bu dönemde azaldı mı? Azaldı. Hemen geriye geldim. Şöyle özür dilerim. Hemen şöyle tık diye şuradan geri kısma da gidelim sevgili arkadaşlar. Şuna geldim. Bak 35, 40, 45 yılları. 16 milyondan 17 milyona. 17 milyondan da 18 milyona çıktı mı? Bak nüfusum arttı ama neyim azaldı? Artış hızım. Yani bir yıl nüfusa 100 kişi ekleniyor. Diğer yıl nüfusa 50 kişi ekleniyor. Diğer yıl nüfusa ise 25 kişi ekleniyor. Bak hep nüfusa eklenen bir kişi var mı? Var. Ama sayı anlamında burada 100'dü, burada 50 oldu, burada 25 oldu mu? Oldu. Buradaki artış hızımız da böyle söyleyebiliriz. Peki bununla ilgili bir uygulama kısmına bakalım. Diyor ki bize nüfus artışının olumlu ve olumsuz sonuçları. Bakalım mal ve hizmetlere olan talebin artması tabii ki de nüfus artış hızının olumlu sonucudur. Nüfusun dağılışı dengesizdir. ebibi olumsuzluk ifade içeriyor. O zaman bunu da buraya aldım. Üretimin artması ticaretin artması anlamına gelir. Bu ekonomik anlamda olumlu bir şeydir. O zaman 3 numarayı olumlu kısmı alıyorum. Ekonomik kalkınma hızı düşer. Bak ekonomik kalkınma hızı düşmesi nüfus artışının olumsuz bir sonucudur. Buraya aldım. İç ve dış göçler artar. E bir göç hareketi varsa bu olumsuz bir sonuçtur. 5'i de buraya aldım. Vergi gelirleri artar. Şimdi sen bunu kendi çapında düşünüyorsun. Vergi gelirinin artması senin için olumsuz bir durum gibi düşünülebilir. Ama devlet senden vergiyi ne için alır? sana tekrar daha iyi bir hizmet sunabilmek için alır. O yüzden vergi gelirlerinin artması nüfus artışının olumlu bir sonucudur diyebiliriz. Nüfusun temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır. Yahu zorlaşır diyor. Zor bir durum varsa olumsuz bir durum vardır. O zaman 7'yi de buraya aldım. Sağlık ve eğitim hizmetleri yetersiz kalır. Yetersiz kalırsa gene olumsuz bir durum vardır. İş gücü artar olumlu, işçi ücretleri ucuzlar olumlu bir durumdur. 9 da buraya alıyorum. Şimdi sen bunu kendi çapında şöyle düşünüyorsun. Ya hoca nasıl iş gücünün ücretlerinin ucuzlaması olumsuz bir durumdur dersen. Senin bir kaleme ihtiyacın var şu anda yazı yazabilmek için. Bu kalemi ne kadarlık bir ücrete aldığını varsayalım. 50 liralık bir ücrete aldığını varsayalım. Ama bak şimdi burada dikkat et çok fazla nüfusu, genç nüfusu olan bir ülkede bu kalemi üretebilecek bin kişi var iken az genç nüfusa sahip olan ülkede bu kalemi üretecek on kişi olsun. Hangisinde bu kalemi daha düşük bir ücrete üretirsin? Tabii ki de bin kişinin olduğu yerde bu kalemi daha düşük bir ücreti üretirsin. E şimdi kalemi düşük bir ücreti üretirsen sen bu kalemi 50 liraya alıyordun ya Düşük ücret olduğunda bu kalime 30 lirayı alabilir misin? Alabilirsin. E bu senin için olumlu bir durum oldu mu? Oldu. O yüzden buna dikkat etmemizde fayda var. Doğal denge bozulur diyor. E doğal dengenin bozulması tabii ki de olumsuz bir durum olarak karşıma çıkacaktır diyebilirim. Bunu mesela 11. sınıfta da daha ayrıntılı bir şekilde görmüş olacağız. Peki Türkiye'deki nüfusun dağılışını etkileyen faktörlere baktığımızda Türkiye'de nüfus bazı doğal ve beşeri faktörlerin etkisiyle ülkenin her yerinde aynı oranda dağılmamıştır. Yani bazı yerler yoğun bir nüfusa sahip bazı yerler ise seyrek bir nüfusa sahiptir. Ve burada iklim, yer şekli, su kaynakları, bitki örtüsü, toprak yapısı gibi doğal faktörler bakımından uygun alanlarda nüfus daha yoğundur. Bunların olumsuz olduğu alanlarda nüfus daha seyrektir ve aynı zamanda ulaşım yönünden avantajlı bölgeleri düşündüğümüzde sanayi yönünden, ticaret yönünden, turizm yönünden daha verimli alanlar, daha gelişmiş alanları düşündüğümüzde bu alanlara yoğun bir göç var mı? O zaman buralarda yoğun nüfusludur diyebiliriz. Ve aynı zamanda tarımsal faaliyetler, madencilik ve ormancılık faaliyetlerinin geliştiği alanlarda da nüfusumuzun yoğun olduğunu biz söyleyebiliriz. Ve bizim karşımıza şöyle bir harita geldiğinde alt kısımda ne diyor? Türkiye'de illere göre aritmetik nüfus yoğunluğunun dağılışı diyor. Peki bu ne demektir dersek nüfusun dağılışı hakkında kesin bir bilgi vermese bile Türkiye'deki illerin aritmetik nüfus yoğunluğunun incelenmesi sonucunda nüfusun dağılışı ile ilgili genel bir veri elde edebilmekteyiz. Ve Türkiye'nin şu anki nüfusun aritmetik anlamdaki yoğunluğu gösteren bu haritaya baktığımızda bunun tabii ki geçmiş dönemleri de var ama bu dönemde 2022 yılı itibariyle bizim ülkemizde kilometre kareye 111 kişi düşmekte. Bu bazı illerimizde Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde, bazı illerimizde ise Türkiye ortalamasının oldukça altında olduğunu söyleyebiliriz. Peki tarihsel sürece baktığımızda 1970'li yıllarda sevgili arkadaşlar Türkiye'deki aritmetik nüfus yoğunluğu 45 kişiydi. Ama günümüzde <laughs> Ama günümüzde baktığımızda bu 45 kişi 111 kişi olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz. Ve burada aritmetik nüfus yoğunluğu anlamında Türkiye'deki nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu kısım neresidir dersek İstanbul sevgili arkadaşlar. Ve İstanbul'da şu anda kilometre kareye düşen kişi sayısı 3013 kişi. 2012 verilerine göre ya 2022 yılı verilerine göre ise 3049 kişi idi. Burada da göç durumu ile ilgili değişen ifadeler vardır diyebiliriz. Nüfus yoğunluğunun aritmetik anlamda en az olduğu ilimiz neresidir dersek Tunceli sevgili arkadaşlar. Tunceli'de de aritmetik nüfus yoğunluğu 12 kişi olarak karşımıza çıkmaktan diyebiliriz. Bu da 2022 yılı verileriyle 11 kişiydi. Yani Tunceli burada aritmetik nüfus yoğunluğu 12 kişi Güncel anlamda baktığımızda 3013 kişi olarak İstanbul karşımıza çıkmakta. İstanbul'a bakıyorsun, Türkiye ortalamasının çok daha üzerinde. Tunceli'ye bakıyorsun, Türkiye ortalamasının çok daha altında olarak karşımıza çıkmakta. Peki bizim ülkemizdeki bu nüfusun dağılışı dengesizdir dedik ya. Buradaki yoğun ve seyrek nüfuslu alanlara bakalım. Bu alanlarda nüfusun yoğun ya da seyrek olmasının temel sebepleri nedir? Onlardan da bahsedelim. Şimdi benim şu renk tonunu aldığım alanlar şöyle bak boyadım şurayı da güzel bir şekilde. Bu alanlar hatta daha böyle farklı bir renk tonuyla da boyayalım daha güzel olsun. Mesela kimle boyayalım? Mavi renk tonuyla mı boyayalım. Şuradan geldim. Yeşil renk tonuyla boyuyorum. Şimdi bak benim karşıma bu alan gelirse. Bu alan kırklar elinin bulunduğu yerdir. Renk tonumuz yazdığımızda da güzel bir şekilde görürsün. Hatta siyahla alalım hiç uğraşmayalım. Eğer ki benim karşıma bu alan geliyorsa. Bu alan kırklar elinin bulunduğu alandır ve bu alana biz yıldız dağları diyeceğiz. Ve ben bunu siyahla boyadığımda. Bu alanlar nüfusun seyrek olduğu alanlar olarak karşıma çıkacak. Peki bu alanlarda nüfusun seyrek olmasının temel sebebi nedir dersek? Bir, Dağlık ve engebeli alan. Yıldız dağları dedik mi? Evet dedik. İkincisi e, arazi dağlıksa tarım alanları dar mıdır? Evet dardır. Sanayi ve ticaret faaliyetleri gelişmemiştir. Ana ulaşım yollarına sapa bir yerdedir. Ana ulaşım yolları bu hatta İstanbul üzerinden gidecektir. Yıldız dağları dediğimiz bu alan daha kuzeyde kalmasından dolayı ana ulaşım yollarına sapadır. Tüm bu faktörlerin etkisiyle bu alan seyrek nüfuslu bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizim ülkemizdeki İkinci nüfusun seyrek olduğu alan neresidir dersek sevgili arkadaşlar 3 numara ile göstermiş olduğumuz alan olan Çanakkale. Burada da özellikle Biga Yarımadası'nda yer şekillerinin engebeli olması nüfusun seyrek olmasındaki ana etkendir diyebiliriz. Nüfusun seyrek olduğu bir diğer alan 6 numara ile göstermiş olduğumuz Muğla ve çevresidir. Neden? Burada özellikle Menteşe Dağları'nın varlığı arazinin engebeli olmasına neden olmuştur. Arazinin engebeli olması tarım alanlarının yetersiz olmasına, ana ulaşım yollarına sapa bir yerde yer alması, sanayi faaliyetlerinin gelişmemiş olması, iş imkanlarının yetersiz olması nüfusun seyrek olmasındaki ana etkendir. Bir diğer nüfusun seyrek olduğu alan ise 9 numarayla gösterdiğimiz Teke platosu 11 numarayla gösterdiğimiz taş eli platosudur. Bu alanlarda neden nüfus seyrektir dersek teke ve taş eli platolarında gene arazimiz engebeli ve aynı zamanda bu iki bölge karstik bir plato olduğu için tarımsal faaliyetleri sınırlamakta tüm bu sebeplerden dolayı da nüfusumuz seyrektir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bir diğer alan nüfusun seyrek olduğu alan güneydoğu kısmımızda yer alan Hakkari çevresi. Peki bu alan neden seyrek nüfuslu bir bölgedir dersek? E bu alan gene yer şekilleri anlamında dağlık ve engebeli bir bölge. Ulaşım imkanları daha az. Kız sıcaklık ortalamaları ortalama yükseltinin fazla olmasından dolayı düşük. Tarım alanları yetersiz. iş imkanları azdır diyebiliriz. Yani hem doğal hem de beşeri faktörler etkilidir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Peki bir diğer seyrek alan neresidir dediğimizde Sivas çevresi ve Erzurum, Kars, Ardahan çevresi. Bu alanlarda da gene nüfusumuz seyrektir. Temel sebebi nedir dersek Erzurum-Kars platosunun yani şu alanda plato alanının Ortalama yükseltisinin fazla olması, iklim koşullarının olumsuz olması bu ister istemez tarımsal faaliyetlerimizi sınırlamakta, sanayi ve ticaret faaliyetlerimizi de olumsuz etkilemekte. Bundan dolayı seyrek nüfuslu Sivas'ta gene iklimin soğuk olması ve aynı zamanda yer şekillerinin engebeli olması nüfusun seyrek olmasında en etkili durumlardan bir tanesidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunun dışında neresi var dersek mesela Sinop çevresi var. Bu alanda gene yer şekillerinin engebeli olması kim var burada? Küre dağları var. Bundan dolayı nüfusumuz seyrektir. Ama şöyle geldim Tuz Gölü ve çevresi gördünüz mü? Bu alanda gene nüfusun seyrek olduğu yerlerden bir tanesidir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Peki bu alan neden nüfusun seyrek olduğu yerdir dediğimizde yağış miktarının yetersiz olması. Şuraya şöyle yağışın yetersiz olması diye yazıyorum. Bak yer şekli engebeli demedim. Yağış yetersiz. Tatlı su kaynakları bakımından fakir, çorak ve tuzlu bir toprak yapısı var. Bu ister istemez tarımı olumsuz etkiliyor. Bu da bu alanda nüfusun seyrek olmasına neden olmuştur diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Peki yoğun nüfuslu bölgelere baktığımızda bunu da kırmızıyla gösterelim. Neresi yoğun nüfuslu bir bölge? Tabii ki de İstanbul ve çevresi. Buraya biz Çatalca Kocaeli platosu diyeceğiz. Şuraya da şöyle Çatalca Kocaeli platosu diye yazıyorum sevgili arkadaşlar. Peki bu alanda neden nüfusumuz yoğundur dersek? Yahu burada kim var? Sanayi var, hizmet var, ulaşım var, iklim uygun, her şey gelişmiştir. İş imkanları çeşitlidir. Yoğun nüfusludur diyebiliriz. Bursa Bilecik çevresiyle İstanbul yani Çatalca Kocaeli platosundaki nüfusun yoğun olmasındaki temel sebepler aynıdır. Ve aynı zamanda İzmir için de bunu söyleyebiliriz. Ve İzmir'de deniz turizminin de gelişmiş olması nüfusun yoğun olmasındaki ana etkendir diyebiliyoruz. Onun dışında bak Allah'ını seven burayı unutmasın. Antalya'nın şu körfez iç kısmı bu alan gene nüfusun yoğun olduğu bir yerdir. Neden? Çünkü Antalya Türkiye için önemli bir turizm bölgesidir. Turizm faaliyetlerine bağlı olarak otelleşme oranı yüksek, bu da o otellerde kış döneminde kongre turizminin artmasına sebebiyet vermekte. Ve aynı zamanda tarımsal faaliyetlerin de uygun olması, seracılık faaliyetlerinin gelişmiş olması, meyve üretiminin yoğun olması, yoğun nüfuslu bölge olmasına neden olmuştur diyebiliyoruz sevgili arkadaşlarım. Peki başka Türkiye'de nüfusun yoğun olduğu yer neresidir dersek? Bakın, Adana, Hatay, Antep, Urfa. Bak Adana, Hatay, Antep, Urfa. Peki bu alanlarda neden nüfus yoğundur dersek? Yahu ne var burada? Burada özellikle tarımsal faaliyetler var ve tarıma dayalı sanayi tesislerinin varlığı var. Bu sebepler bu alanda özellikle ister istemez GAP'la birlikte de ulaşımın iyileşmesi bu alanda nüfusun yoğun olmasındaki etkenlerden bir tanesidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bir de şurada Türkiye'mizin güzel illerinden bir tanesi. Yahu kimdir bu güzel ilimiz? Bu güzel ilimiz Batman'dır. Batman'a da buradan selam olsun petrol, petrole dayalı sanayi diyeceksin. Madene bağlı nere başka yoğun nüfusudur dersek Zonguldak Bartın hattı. Burada da özellikle taş kömürü var ve de demir çelik fabrikaları var. DC diye yazıyorum. Demir çelik fabrikaları var. Yoğun nüfuslu bölgedir diyebiliriz. E peki başka neresi kaldı derseniz sevgili arkadaşlar. Bir de kim var? Başkentimiz güzel Ankara'mız var. E Ankara diyoruz başkent olması. Bu alanda özellikle hizmet sektörünün gelişmesine sebebiyet vermiştir. Aynı zamanda sanayi ticari faaliyetler gelişmiştir. Ulaşımın tam kavşak noktasındadır ve tüm bu sebeplerden dolayı bu alanda yoğun nüfuslu bir alandır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Bir de Doğu Karadeniz kıyıları yoğun nüfuslu alanlar içerisinde yer almaktadır. Doğu Karadeniz kıyıları. Burada özellikle dağların kıyıya paralel uzanması nüfusun kıyı alanda toplanmasına neden olmuştur diyebiliriz. Özellikle kıyıda tarımsal faaliyetler, kıyıda sanayi faaliyetleri ve aynı zamanda kıyıda ticaret faaliyetlerin gelişmesi nüfusun yoğun olmasındaki ana etkendir diyoruz. O zaman şöyle kırmızıyı da şuraya attım. Yoğun diye bunu yazdım. Burası unutmayalım çok önemli bir yer. Hem TYT anlamında çok önemli hem MSU anlamında çok önemli ama hem de yazılı anlamında çok önemli. Ya öğretmenin böyle bir harita verip İşaretli alanlarda nüfusun yoğun ya da seyrek olmasındaki temel sebepler nelerdir der? Buna da dikkat etmenizde oldukça büyük fayda var diye düşünüyorum. Şimdi geldik Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri. Biz bu yapısal özellikler dediğimiz kısımları nüfus sayımlarıyla birlikte elde ediyoruz ve bu nüfus sayımlarına göre nüfusun yaş gruplarına göre dağıtacağız, nüfusu cinsiyete göre dağıtacağız, kırkent nüfusuna göre, eğitim durumuna göre ve ekonomik faaliyet gruplarına göre dağıtmış olacağız sevgili arkadaşlar. Ve Türkiye'nin 2022 yılı verilerinden yola çıkarak hemen şöyle başlayalım. Birincisi, cinsiyete göre dağılım. 2022 yılı verilerine göre Türkiye'nin 49,9'luk kısmını kadın nüfusu oluşturmakta, yüzde 50,1'lik kısmını ise erkek nüfusu oluşturmakta. Bunun öncesi de mesela 2018 yılı verileri vardı. Nüfusun yüzde 50,2'lik kısmını erkek nüfusu oluşturmaktaydı. 49,8'lik kısmını ise kadın nüfusu oluşturmaktaydı. Bunlar genel itibariyle birbirine oldukça yakın değerlerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ama şunu unutmayın. Bak. Burada mesela Cumhuriyetin ilk yılına bakın. Kırmızıyı kadın, mavi erkek olarak göstermiş ya bak. Mavi ile kırmızıda kırmızının daha fazla bir sayısal değere sahip olduğunu görebiliriz. Neden Cumhuriyetin ilk yıllarında kadın nüfusu erkek nüfusuna göre daha fazlaydı derseniz Sonuçta biz bu dönemde savaştan çıktık ve maalesef can kayıplarımız var. Tüm bu sebeplerden dolayı da bu dönemde yapılan sayımda kadın nüfusun erkek nüfusuna göre daha fazla olduğunu söyleyebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Bizim bu nüfusumuzun cinsiyete göre dağılımına baktıktan sonra ortalama yaşam süremiz şu anda sevgili arkadaşlar 78,4 yıldır. Erkeklerde 75, kadınlarda 81 yıl. Bak ortalama yaşam süremiz gelişmişlik hakkında bize yorum yaptıracaktır bunu unutmayın. Ama kadın ve erkek nüfusun oranı ile ilgili gelişmişlik durumu hakkında bir yorum yapamayız. Buna da dikkat etmemizde fayda var. Peki Türkiye'deki nüfusun yıllara göre yaş grupları ile ilgili dağılımına baktığımızda günümüzde nüfusumuzun %22'lik kesmi Bakın dikkat edin 0-14 yaş grubunda yani şurada genç nüfusumuz oluşturmakta. %9,9'luk kısmımız 65 yaş üzerinde, %68'lik kısmımız ise 15-64 yaş arasında. 2024 yılı verileriyle burası %10'un üzerine çıkmış oldu. O zaman bu bana neyi söyler? Ortalama yaşam süresinin uzadığını söyler. Bu da neyi etkiler biliyor musunuz? Ortanca yaşı etkiler. Bir ülkede, bir ülkede ortalama yaşam süresi ne kadar uzunsa ortanca yaş o kadar yüksektir. Bakın dikkat edin 1980 yılında bizim ortanca yaşımız kaç yılmış? 19 yani 20 yılmış. 2010 yılına geldiğimizde bu 29 yaşa çıkmış, 2022 yılına geldiğimizde 33 yaş, günümüzde 34 yaş civarındadır sevgili arkadaşlar. Eğer ki ortancı yaşımız böyle arttıysa, bu ortalama yaşam süremizin uzadığını söylemektedir bize diyebiliriz. Peki bu ortancı yaş nedir? Bakın sınıfta 4 kişi olsun, bir kişinin yaşı 10 yaşında olsun, diğeri 20 yaşında olsun, diğeri 15 yaşında olsun. Diğeri ise 20, 30, 40, 45 oldu. Diğeri de 15 yaşında olsun. Ben bu sınıftaki ortanca yaşı bulmak için şöyle yapıyorum. 10 artı 20 artı 15 artı 15 diyorum. Bunların toplam yaşı 20, 30, 30 da burada 60 oldu mu? Toplam yaşı 60. Kaç kişiydi bu sınıf? 4 kişiydi. 60 bölü, de, 60 bölü 4 dersem o zaman benim ortanca yaşım kaç oldu? 15 olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Eğer ki bu değer daha yükseğe çıkacaksa, 15'in daha yukarısına çıkacaksa, 15'ten daha yaşlı kişiler altına düşmesini istiyorsam 15'ten daha küçük yaştaki bireylerin gelmesi gerekmekte sevgili arkadaşlar. Ve bizim şu andaki nüfus piramidimiz tahmini olarak doğum oranlarının azalış gösterdiği, ölüm oranlarının da azalış gösterdiği Arı kovanı piramide sahiptir. Çok çok benzerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Nüfusun eğitim durumuna baktığımda 2021 yılı itibariyle okur yazarlık oranımız %97, 5'tir. Ve burada şunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında okur yazarlık oranımız düşük iken günümüzde okur yazarlık oranımız yükselmiştir. Ve biz bunu 6 yaş üzerindeki bireylerde aradığımız bir kriter olarak karşımıza çıkmakta. Bir okuldan mezun olup olmama değil sevgili arkadaşlar. Buradaki önemli durum nedir dersek okuma yazma biliyor mu? Mesela burada bir metin vermişim ya. Ne yazıyor burada? Nüfusun eğitim durumu. Ve buna diyorum ki biriye, bunu bir yaz bakayım. Hemen şöyle geldi, nüfusun eğitim durumu diye yazdı ya. Ahan da işte bu birey okuma yazma biliyor. Bir eğitim kademesinden mezun olup olmama önemli değil. Cumhuriyetin ilk yıllarında okur-yazarlık oranımız yüzde on iken... günümüzde yüzde doksan yedi Burada da erkeklerde okur-yazarlık oranımız oldukça yüksektir. %99'luk bir kısmı okuma yazma biliyor. Kadınlarda ise maalesef okur yazarlık oranımız daha düşüktür diyebiliriz. Burada da özellikle sevgili dostlar geçmiş dönemlerde kadınlarda okula gitme oranının düşük olması ana etkendir diyebiliriz. Bunu da unutmamış olalım. Şimdi geldik kır ve kent nüfusuna göre. Şimdi tarihsel sürece baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında bir tarım ülkesiydi. E tarım ülkesiysen Hangi nüfus oranının daha fazla olacak? Tabii ki de kırsal nüfus oranının daha fazla olacak. Ama tarihsel süreç içerisinde kırsal nüfus oranında dikkat edin bir azalma meydana gelmiş ve buna bağlı olarak kentsel nüfus oranında ise bir artma meydana gelmiştir diyebiliriz bunu unutmayalım. O zaman bizim ülkemizin tarihsel süreç içerisinde gelişmişlik seviyesinin de bu arttığını gösterecek midir dersek? tabii ki de gösterecektir diyebiliriz. Mesela Cumhuriyet'in ilk yıllarında hakim sektörümüz tarım sektörü iken günümüzde iki hakim sektörümüz hangisi olmuştur? Hizmetler sektörü olmuştur diyebiliriz. Aha da bunun kanıtı budur. Bakın şimdi biz kır ve kent nüfusu dedik ya 1927 yılındaki sayımlarda nüfusumuzun çok az bir kısmını kentsel nüfus büyük bir bölümünü kırsal nüfus oluşturuyordu ya al Bak bu çalışan nüfusun sektörel dağılımını etkiliyor. Bu dönemde nüfusumuzun büyük bir bölümü dikkat edin tarım sektöründe çalışıyor. Çok az bir kısmı sanayi ve hizmetler sektöründe çalışıyor. Ama şöyle geldim geriye sevgili arkadaşlar. Günümüze geldiğimde nüfusumuzun büyük bir bölümün kentsel nüfus oluşturuyor mu? O zaman hizmet sektöründe çalışanların oranında daha fazla olacak mı? Aham da buraya dikkat et. Ne olmuş? Nüfusumuzun yarıdan fazlası hizmet sektöründe çalışmakta. Tarım sektöründe çalışanların oranı ne yapmıştır? Azalmıştır diyebiliriz. Bak şunu demiyorum. Tarımda çalışan kişi sayısı azalmıştır demiyorum. Tarım sektöründe çalışanların oranı azalmıştır diyorum. Buna çok dikkat etmenizde fayda var. Sonuçta bana bu neyi gösteren bir grafik? oranı gösteren bir grafiktir. O zaman oranla ilgili yorum yapacaksınız. Bunu unutmayın sevgili dostlarım. Şimdi geldik bugünkü dersimizin sizlerle birlikte sonuna. Peki bugün sizlerle birlikte ne öğrendik dersek? Öncelikle Türkiye'deki nüfusun tarihsel süreçteki değişiminden bahsettik. 3 döneme ayırdık. Ne gibi durumlar mevcut onlardan bahsettik. Daha sonra Türkiye'deki nüfusun hem yoğun olduğu alanları hem de seyrek olduğu alanları harita üzerinde nedenleriyle birlikte yazmış olduk. Ve Türkiye'deki nüfusun yapısal özelliklerinden, cinsiyetten, kırkent nüfusundan, çalışan nüfusun sektörel dağılımından bahsettik diyebiliriz. Nüfus o zaman bizimle birlikte bu kısımda bitmiş oldu. Buradaki ödevleri unutmayın sevgili arkadaşlar. Önemli hem yazılılar için oldukça önemli hem de ileriyi düşünmemiz gerekirse TYT için önemli. Aynı zamanda AYT için temel oluşturacak. Orası için de önemli ve MS için de önemli. Bunu da unutmayalım. Hadi bakalım karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.